Hayırlı sabahlar sevgili izleyenler, yeni bir haftada manşetlerin diliyle karşınızdayız. Ben Muharrem Coşkun, yine değerli üstadımız, yeni akit yazarı, araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahsanoğlu abiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Hayırlı yayınlar. Abi tabi gündem gerçekten yoğun, bayram tatili sonrası herkes bayram tatili diyordu. 9 gün geçti memurlar için, özellikle kamu çalışanlar için, ama en nihayetinde bugün yeni bir hafta başlıyor. Meclisin gündemi de yoğun. Medyanın, siyasetin, dünya gündemi de yoğun. Ama tabii konuşacağımız çok mevzu var sevgili izleyenler. Türkiye'de bitmeyen tartışmalar, mesela şeriat tartışması. Cumhuriyet Gazetesi bugün gördüğünüz gibi manşetine taşımış. Şeriat İslam demek değil, bazı ilahiyatçı tırnak içinde isimlerle görüş almış. Onları konuşacağız. Yine aynı şekilde siyasette gerilim var. İp kopuyor, CHP kaynıyor. Akit'in manşeti. Yine Akit'te, sürmanşette Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir haber. Ballı Gezi'ye rüşvet gibi sponsorluk demiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göreve geldiği 2019'dan bu yana israfta sınır tanımayan ve sözde ziyaret adı altında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izlemek için berberi dahil 15 kişiyle Almanya'ya giden Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar para harcadığı ortaya çıktı demiş. Şöyleymiş, 44 kişi konaklama bedeli olan 119.611 euroya taş yapı firmasının karşılayacağı belirtiliyor. Neyin karşılığında diye sormuş. Yine başka rakamlar da var sevgili izleyenler İmamoğlu ile ilgili. Bu İmamoğlu meselesi gerçekten kaynıyor galiba gündemi yoğunluğundan. Biraz İmamoğlu konuşulmuyor. Konuşulduğu zaman da bazıları ya Ekrem İmamoğlu'na niye bu kadar üzerine gidiyorsunuz, daha da büyütüyorsunuz adamı, tartışmayın veyahut da yazmayın şeklinde bazı eleştiriler de geliyor. Özellikle Akit'in yaptığı haberlerde, internet sitemizde yayınlanan haberlerde yorumları ben önemserim. Okurlarımız ne diyorlar, haklı bir eleştirileri var mı yok mu şeklinde bakarım. Ama bu noktadaki eleştirilere hak veremiyorum. Niye veremiyorum? Yani suç makinesi haline gelmiş, suç olarak değerlendirmeseniz bile israf makinesi haline gelmiş bir kişi var karşımızda. Kendi partisi içinde dahi ya o şizofren şeklinde tanımlama yapılmış birisi var. Ve o kişinin hakkında eleştirilerde bulunduğumuz zaman ya işte ne kadar çok eleştiri yaparsanız o kadar gündeme getirmiş olursunuz, o kadar da büyütmüş olursunuz şeklinde bir Akit'e de yönelik bir eleştiri var. Ben bu eleştirilere katılmıyorum. Genelde okur değerlendirmelerini mutlaka, çünkü sonuç itibariyle bize somut bir bilgi verseler, deseler ki ya Almanya'ya gitmiş, ki ilk yazdığım gün de ben o konuyu ayrıntılarıyla ifade etmiştim. Almanya'ya gitmiş, sadece gezi için gitmemiş. Siemens'i de ziyaret etmiş. Siemens'e ziyaretinin sebebi ne? Hızray, İstanbul'da bir Hızray çalışması düşünüyor CHP'li belediye ve bu Hızray çerçevesinde de Siemens'ten tramvay alımı, hızlı tren alımı noktasında görüşmeler yapıyor. Bu doğru bir şey. Görüşme yapılması doğru, tanıtım almaları doğru, ama sanki ihaleyi onlara verecekmiş gibi orada övgülerde bulunması yanlış. Onu eleştirdik. Dolayısıyla bu yönünü de anlatalım. O öbür taraftan berberinin götürüldüğünü de anlatalım. Her bir yanını ayrı ayrı anlatalım. Gerçeği anlatalım. Doğruyu yazalım. O noktadan sonra da vatandaş kendi değerlendirmesini yapsın. Ballı Gezi diyorsunuz ve bir de burada detay var. Bu tabii ki Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Fenerbahçe Kongre Üyesi Tolga Han Erdoğan'ın ifadesi. İmamoğlu'nun ziyaretine 44 kişinin katıldığını, 59 bin euro olduğunu kiralama bedelinin, araç kiralama, yine 75 bin liralık kravat parası ödendiğini, yani İmamoğlu geçtiğimiz bir gezide yine gündeme gelmişti. Orada tabii şöyle bir savunma yapmıştı. Yani AK Parti'nin veya Cumhurbaşkanı'nın işte şu kadar uçakla bir yerlere gitmesi, yanında bunlar çerez parası bile değil manasına gelen ifadelerle savunma yapmıştı. Yani yapsın, o da değerlendirmesini yapsın. Vatandaşımız da ikisi arasında bir kıyas yapsın.
Türkiye'nin toplam cirosunu bir baksınlar. İstanbul'un normal büyüklüğüne bir baksınlar. Türkiye'nin 1/5 büyüklüğündeki bir Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul, ki onun yönettiği de sadece belediye yönüyle söyleyebilirsiniz. Yani İstanbul'un tüm yönetiminin de yarısı mesabesinde bir büyüklüğü hitap ediyor Ekrem İmamoğlu. Bu rakamları da ben hatırlatmak isterim. Evet, Tolgahan Erdoğan bir açıklama yapmış. Şu kadar şu kadar demiş ama bu rakamların da üzerinde çalışılması gerekir. Çünkü sadece araç kiralama bedeli 59 bin avro deniliyor. Fakat toplam konaklama bedeli de 119 bin diye belirtiliyor. Akabinde de yani 59 bin avroluk bir araç kiralama söz konusuysa, ki her birine de ayrı ayrı bir araç tahsis edilecek hali yok büyük ihtimalle 44 kişinin, konaklama bedeli bana çok daha düşük geldi. Dolayısıyla bunların ayrıntılarının da ortaya çıkarılması lazım. Taşyapı firması önemli. Taşyapı düne kadar iktidara yakın bir şirket olarak tanıtılıyordu. Ama şimdi eğer Şişli'deki bir inşaatı önce beton bariyerlerle engellenmeye çalışıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, sonrasında da şimdi böyle bir gezinin finansörlüğü yapılıyorsa, sponsorluğu yapılıyorsa, onun da üzerinde durulması gerekir. Gerekir. Önümüzdeki süreçte yine İmamoğlu ile ilgili anlaşılan o ki pek çok haberi tartışacağız. Şimdi Akit'in manşeti İYİ Parti'yi önemsemiş ve ip kopuyor, CHP kaynıyor. Koltuk savaşları ve ayak oyunlarının eksik olmadığı Hiziplerin partisi CHP ile sözde milliyetçi İP seçim sonrası resmen kendi kaosunu yaşıyor. Sözde değişim adı altında Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren ve yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında başlayan liderlik çekişmesi iyice ayyuka çıkarken Koray Aydın'ın 14 İYİ Partili vekille Demokrat Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Tabii Demokrat Koray Aydın'ın yeni bir parti kuracağı iddiaları da vardı. İşte ara başlıklarda, detaylarda İmamoğlu Özel'i tasfiye etmek istiyor var. Yine Yavaş Koray Aydın'la hareket ediyor, Mansur Yavaş için ifadeleri, detayları var. Parti mi kuracak? Niye Demokrat Parti'ye geçsinler? Yani Demokrat Parti özellikle bir cazip tarafı var mı Demokrat Parti'nin? Yani Demokrat Parti'nin bir ismi var. Onun dışında bir şey yok. Cemal Enginyurt, Salih Uzun diye bir milletvekilleri daha var. Bir tane daha büyük ihtimalle milletvekilleri var. Sadece ismi, Adnan Menderes'in partisi olma noktasındaki ismi kullanmak istiyorlar. Orayı istismar etmek istiyorlar. Yoksa Yavuz Ağaralioğlu da İYİ Parti'den istifa ettikten sonra, ki çok daha doğru bir dönemde istifa etti, Koray Aydın gibi başarısızlığı yaşadıktan sonra istifadansa, daha öncesinde yanlış yapıyoruz, İYİ Parti olarak yanlış yapıyoruz dedi Yavuz Ağaralioğlu. Ve o 14 Mayıs 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminden önce istifa etmişti. Onun da kuracağı bir partiden bahsediliyor. Dolayısıyla belki yarın öbür gün bunlar tartışılır. Mansur Yavaş'ın bu Demokrat Parti'ye geçme ihtimalinden bahsediliyor. Fakat benim tahminim böyle küçük partiyi büyütme noktasında ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu tekil olarak bir girişimde bulunacaklarını zannetmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun da Demokrat Parti'ye geçeceği şeklinde bir dedikodu var. Onu söylemeden hemen topa girmiş oldum. Bunların hepsi tartışılıyor. Ama nihayetinde şu olabilir. Ona pek ters gözle bakmam. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, işte Koray Aydın, Yavuz Ağaralioğlu vesaire vesaire. Bunların hepsi bir arada Demokrat Parti'ye geçerek bir büyük birliktelik göstererek, belki Yavuz Ağaralioğlu ve devamında birçok kişi ve sonrasında da İYİ Parti'den şu anlık 14 milletvekili Koray Aydın'la birlikte hareket ettiği söylenen, ondan sonrasında İYİ Parti'nin artık bir Demokrat Parti'ye dönüşerek İYİ Parti'nin suçlarını, hatalarını, günahlarını örtbas edecek
fikirde yeni bir kimlikle biz siyaset alanına çıktık şeklinde bir bakış açısıyla bir operasyon gerçekleştirebilirler. Bunların hepsinin arkasında yalnız AK Parti, yani sağ cenahtaki en güçlü partiyi devirmek olduğunun da altını çizmemiz lazım. Ben Yeni Asya'nın Nurcuların bir grubunun yıllarca 1969'lardan bu yana sürekli ya işte milli görüş çizgisi Erbakan Hoca sağ cenahı bölüyor. Süleyman Demirel'in arkasında buluşmamız lazım. Ama Süleyman Demirel'in arkasında buluşma yerine ne yapıyor? Erbakan ayrı bir partiyle çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi daha şanslı hale geliyor. Çünkü sağ oylar bölünüyor şeklinde bir bakış açısı vardı. Ve hangisi daha büyükse sağ cenahtaki parti onu desteklememiz lazım şeklinde. Süleyman Demirel mi, Necmettin Erbakan mı? Ya bu ikisini de siz nasıl kıyaslayabiliyorsunuz? Erbakan Hoca'nın oyu daha da az olsa sağ cenahtaki insanlar, hele hele nurculuk iddiasındaki insanlar gözü kapalı Erbakan Hoca'yı tercih etmesi gerekir dediğimiz anda büyük ya o. Daha çok oy alıyor ya. Daha çok oy alanı desteklememiz lazım. Ehveni şer diye bir bakış açısı geliştiriyorlardı. Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel arasında ehveni şer. Hangisi daha az tehlikeli şer? Süleyman Demirel. Erbakan Hoca'nın iktidara gelme ihtimali yok. O zaman ne yapalım? Daha az şer olan Süleyman Demirel'i destekleyelim diyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada bu politikanın, bu bakış açısının tümüyle samimi olmadığını görmüş olduk. En güçlü parti sağ cenahta AK Parti. Buyurun destekleyin diyoruz. Şu an geldiğimiz noktada o Yeni Asya grubu özellikle. CHP'yi destekliyorlar da AK Parti'yi desteklemiyorlar. Hani ehveni şer vesaire vesaire söylemleriniz vardı. Sağ cenahta oyları bölmemek vardı vesaire. Ne oldu o iddialarınız? Niye AK Parti en güçlü parti olduğu halde sağ cenahta İYİ Parti'yi destekler hale düştünüz? Demokrat Parti isimli sadece CHP'ye yamanarak 3 tane milletvekili kazanabilen bir partiyi destekler hale düştünüz. Bunların hepsini tartışmamız gerekir. Gerekir. Peki İmamoğlu ile Mansur Yavaş 2028'e giderken özellikle sonuçta Mansur Yavaş da az değil, %60 oy aldım diyecek. İmamoğlu da diyecek ki ben de %50'yi geçirmişim, ilk baktığımız zaman artırmışım oyumu diyecek. Bu kongreyi de ben belirledim, etkinliğim var diyecek. Yani Demokrat Parti'ye geçseler bile Yavaş'la İmamoğlu anlaşabilir mi dersiniz? Yani ilk başlangıçta Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde olur tabii bu işler. Orada belki Koray Aydın'la Ekrem İmamoğlu arasında bir tartışma çıkar mı diye bir ihtilafı belki dikkate almak gerekir. Yoksa Mansur Yavaş'ın herhangi bir şekilde liderlik pozisyonunda iddiası olduğu kanaatinde değilim ben. O sadece CHP'ye yamanarak ve orada silik bir şahsiyet olarak siyasetini sürdürüyor. Belediye başkanlığını sürdürüyor ama Ekrem İmamoğlu'nun iddiası gerçekten büyük. Onun partiye hakim olma noktasında iddiada bulunmasını ben dikkate alıyorum. O noktada çalışmalar yapabilir. Ama Mansur Yavaş, ben bir dönem daha belediye başkanı olsam bana yeter şeklinde bir verilecek kendisine tavizi kabul edip o parti içerisinde siyaseti sürdürebilir. Yeter ki CHP ile ayrışacak mıyız, ayrışmayacak mıyız? CHP içerisinde faaliyetlerimize devam edelim mi, etmeyelim mi noktasında bir karar versinler. Eğer bu karar verirlerse Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde ben Demokrat Parti'de Mansur Yavaş'ın siyaset yapabileceği kanaatindeyim. Yavuz Ağıralioğlu da bunlarla anlaşabilir diyorsunuz. O konuda bir şey demeyelim. Yavuz Ağıralioğlu bunların hepsinden çok daha dürüst. Bunların hepsinden. Mansur'dan da, Ekrem İmamoğlu'ndan da, Koray Aydın'dan da. Bunların şimdi şu anki profillerine 2023 milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde veya onunla ittifak kurarak
seçime giren profiller bunlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu'na aday gösterebilen ve HDP ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen isimler bunlar. Ekrem İmamoğlu, o Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçime girdiler. Soralım Mansur Yavaş'a. Ekrem İmamoğlu zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini HDP oylarıyla kazandı. Ama belki Mansur Yavaş der ki Ankara'da HDP'nin oyu %5 civarında. %5'i çıkartın, %55 kalır benim oyum. Dolayısıyla ben HDP'siz de olsa seçimi kazandım belediye başkanlığını diyebilir. Ona ihtiyacımız yok HDP'ye diyebilir. Dolayısıyla Mansur Yavaş'a belki hitap etmemiz lazım. Sen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak HDP'nin de oylarını alarak nasıl böyle bir kirli ittifaka onay verdin diye sormamız lazım. Dolayısıyla bu, bu durumda benim anladığım İyi Parti bitiyor yani. Tavsiye edilecek noktaya geldi. O açıdan çünkü Koray Aydın da başkanlığı ele geçiremeyince Müsavat Dervişoğlu'nda çok fazla böyle güçlü bir liderlik profili yok. Onun içindir ki zaten bayram içerisinde, bayram sonrasında hemen eski genel başkanları Meral Akşener'e de ziyarette bulunarak Müsavat Dervişoğlu belki de eski genel başkandan da bir destek alma arayışı içerisine girdi. Halbuki Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrasında Müsavat Dervişoğlu çarşambayı bekleyin, çarşambayı görürsünüz neler söyleyeceğim demişti. Çarşambayı bekledik, herhangi bir bu ittifakta AK Parti'den birilerini görebilir miyiz yeni ittifakta? Yani AK Parti'den bir kişi, iki kişi veya eski milletvekillerinden, eski bakanlardan olabilir. Yani şu an zaten AK Parti'nin hemen hemen içinde siyaset yapmayan 3 tane parti çıkartırsınız. AK Parti'de aktif olarak görev almayan eski milletvekili ve bakanlardan. Çünkü 22 yıldır ülkeyi yöneten bir kadrodan bahsediyoruz. Bakanları var, milletvekilleri var. Onların içerisinden 2 tane, 3 tane, 5 tane isim de o Demokrat Parti'ye böyle bir canlılık gelsin noktasında geçiş yapabilirler. Yapabilirler ki bugün bazı iddialar var. AK Parti'de yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bazı isimlerin görevden alınacağı veya işte yer değiştireceği şeklinde iddialar var. İl başkanları seviyesinde belki olabilir. Ama şunu da şey yapmayalım, yani öyle bir izlenim de vermeyelim. 2023 milletvekili seçimlerinden önce 2021'de, 2022'de, 2020'lere kadar da götürebiliriz o tartışmaları. Ahmet Davutoğlu parti kurarken göreceksiniz ki bunu aynı zamanda Ali Babacan da söylüyordu. Göreceksiniz 20-30 tane milletvekili AK Parti'den istifa edip bize katılacak falan dedi. Ben bir tane milletvekilinin bile AK Parti'den istifa edip Ahmet Davutoğlu'nun veya Ali Babacan'ın partisine, eski milletvekilleri katıldı. Onda bir tartışma yok. Hemen hemen zaten o iki partinin de kurucularının %80'i, %90'ı zaten AK Parti'nin eski milletvekilleri veyahut da AK Parti içerisinde siyaset yapan kişiler. Ama AK Parti'de milletvekiliyken istifa edip de bu partilere, Ahmet Davutoğlu veya Ali Babacan'ın partisine geçen bir isim olmadı. Olmadı. Dolayısıyla çok da endişe etmeye gerek yok diyorsunuz benim anladığım. Ya, İyi Parti enteresan bir şey. Yani bu, ama Demokrat Parti'ye de baktığımız zaman o Cemal Engin-Yurt. Yani ya bir öyle bir konuşuyor, öyle bir eleştiri yapıyor ki yani dersiniz Cumhuriyet Halk Partiler eline su dökemez. Aynen öyle. Yani bu şey nasıl olacak? Yavuz Ağıralıoğlu, Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla Yavuz Ağıralıoğlu'nun ben biraz mesafe koyabileceği kanaatindeyim bu. Gültekin Uysal'la hiç konuşmadık. Yani o zaman Gültekin Uysal nerede kalacak? Yani Gültekin Uysal zaten orada konu mankeni şeklinde saygısızlık olarak algılamasın ama sonuç itibariyle bugüne kadar yaptığı eleştirilere bakın. Siyaset adı altında yaptığı açıklamalara bakın. 10 tane açıklaması varsa 9 tanesi Tayyip Erdoğan'ı kötüleme noktasındadır. İyi de siz siyaset açısından bir birikiminiz varsa çıkın söyleyin, deyin ki şunu şöyle yapın. Aktüel konu.
vergiler. Çık Gültekin Uysal olarak, Demokrat Parti'nin genel başkanı olarak de ki vergi konusunda şunlar 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 yapılması lazım. Emekliler konusunda çık şunlar 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 yapılması lazım. Kaynağı da şu olması lazım. Kaynağını da söylüyoruz biz, ne yapılması gerektiğini de. Var mı böyle bir açıklaması? Yok. Ancak emekliler eziliyor. E tamam, emeklilerin ezildiğini herkes biliyor. Herkes söylüyor, kabul ediyor. Ama bir rivayette, bir karşı görüşte deniliyor ki emekliler gerçekten emekli mi? Gerçekten Almanya'da 65 yaşında kişilerin emekli olduğu gibi Türkiye'de de 65 yaşında mı kişiler emekli oluyor, yoksa işi sulandırdık, 45-50 yaşında insanları emekli yaptık, emekli statüsüne kazandırdık. E şimdi 45-50 yaşındaki insanlara emekli statüsü verdiğimiz için onlara verecek maaşı toparlayamıyor muyuz? E bu konuda bir açıklama yapsın. Bu açıklaması yok. Fakat oradan Demokrat Parti adı altında Adnan Menderes'in de ismini istismar ederek belki bir kesim nezdindeki Adnan Menderes'e duyulan saygıyı da belki de kirleterek siyaset yapmaya devam ediyor. Cemal Enginyurt zaten tamamen artık klinik vaka diyebilirim. Nerede dindar birisi varsa ona laf yetiştirmeye çalışan, dün CHP'ye laf çakan, bugün ise dindarları hedef tahtasına koyan bir isim haline geldi. Tabii Türkiye bunları konuşuyor ama hakikaten mesela İsrail'den çok korkunç görüntüler geliyor. Yani soykırım orada devam ediyor. Mesela bugün Akit gazetesi de sürmanşetinde o fotoğrafı kullanmış. Gördüğünüz gibi yaralı bir Gazze'li araç tamponla bağlayıp kalkan yapan bir vahşi kafa. Her türlü yolu mübah görüyorlar. Anlaşılan. Zaten insanlar açlıktan ölümlerde başladı. Biraz sanki bu iç tartışmalarda dünyadaki farklı işte futbol, Almanya'da süren futbol, Türkiye'de bu siyasi tartışmalar, vergi meselesi, baktığımız zaman Gazze'ye kaynıyor galiba. Yani her daim mutlaka Gazze'yi hatırlamamız gerekir. Bu yaşanan zalimlikleri, işkenceleri, insanlık dışı görüntüleri mutlaka hem medya organları olarak bizim aktarmamız lazım, hatırlatmamız lazım ki bu olay da gerçekten bir vahşettir. İsrail o kadar gücüne rağmen biz burada şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Karşısında sivil bir halk, o sivil halka karşı tanklarıyla ve Amerika'nın verdiği silahlarla, bombalamalarıyla, hastaneleri bile bombalayacak şekilde, okulları, okullar derken de sadece Gazze'lilerin okulları değil, Birleşmiş Milletler'in görevlilerinin yönettiği, bulunduğu okulları bile bombalayacak kadar bir acımasızlık içerisinde sergiledikleri o savaş suçlarına bir tanesini daha eklemiş oldular. Kendi canları çok tatlı. Bir yaralı Gazze'liyi alıp cezaevine götürmek istiyorlar. O kişiyi kendilerine kalkan olarak kullanıp bize saldırırsanız bakın Gazze'li birisini öldürmüş olursunuz şeklinde böyle bir imdansızlığa imza atabiliyorlar. Programa girerken yansıtmıştın, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan Mekke'de sanıyorum Kabe'de tavaf sırasında Filistin kefiyesi takıyor ve orada zorla sanıyorum güvenlik görevlileri Suud polisi almaya alıyor daha doğrusu, hatta gözaltına alındığı iddiası var, ne kadar doğru bilmiyorum. Bu konuda Ahmet Hamdi Çamlı paylaşmış ama başka isimler de paylaşmış. Siz bir bilgi edinebildiniz mi, nedir durum? Hayır, ben herhangi bir bilgi edinemedim. Hatta burada görüyorum. Ama yani yapar Suud yönetimi şu an itibariyle. Zaten Müslüman coğrafya Filistinlilere sahip çıktığı an İsrail bu zulümlerini hemen bırakacak noktada. Ama İslam coğrafyasında işte bakıyorsunuz Suudi Arabistan böyle bir uygulama. Oradaki Kabe imamından başlayın. Yani oradaki görevlilerin, din adamlarının dahi yaptıkları açıklamalarda evet dua ederken bütün Gazze'ye de zaman zaman dua ediyorlar. Fakat böyle
Kabe içerisinde veyahut da Mekke sokaklarında, Medine sokaklarında Filistin'i hatırlatan bazı işaretleri gördükleri an o Suud polisinin acımasız bir tavrını yani görüyoruz. Yani şöyle de yorumlanabilir mi Suud polisinin hassasiyeti? Yani burada gelip kefiye takmanız, sen Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin Dolus Dostluk Kurumu Başkanısın. Koskoca Türkiye'den geliyorsun. Burada bu kefiyeyi takmak yerine icraat yapın kardeşim. İsrail'i durduracak bir şey yapın demek mi istedi acaba? Olabilir tabii yani. İroni yaparsanız öyle de diyebilirsiniz. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye'de ticareti kes kardeşim. Kes işte, sen götürüyorsun. Dikenli teli sen veriyorsun, sen veriyorsun. Dikenli tel verilmesi kesildi. Buyurun hadi bakalım. Görüntü bu. Burada görüntü. Ve Karar Gazetesi'ne bakıyorsunuz bugün. Netanyahu kötü ya diyor. Sen İsrail bitiriyorsun ya diyor. İsrail güzel devlet ya diyor. Yani ironi yapacaksak böyle yaptığımız zaman çok daha isabetli bir ironisi. Çok güzel bir devlet İsrail demeye getiriyor yani. Başka bir izahı yok. Bitiriyormuş. Ya şu görüntüyü Netanyahu'nun bizzat kendisi mi emrediyor yani? Adamlar A'sından Z'sine zalim. O İsrail'in o yani dediğiniz gibi siviline bile ne kadar sivil denebilir yani, o tartışılır. Yani. Çünkü yani. Ben bugüne kadar mesela İsrail nasıl yayılmacı yapıyor? Geliyor bir Arap Filistinli'nin evine el koyuyor, gasp ediyor, yıkıyor. Bir tane ya bu benim hakkım değildir, ben buraya taşınmam diyen ben bir İsrail'i bir Yahudi görmedim. Yani dolayısıyla bazen diyorlar ya işte şeyleri ayırmak lazım, yok işte halkla. Öyle bir şey ben düşünmüyorum çünkü... İsrail'de oy almanız için, bir siyasi liderin oy alması için neredeyse daha çok kan akıtması, daha çok öldürmesi, Filistin'in öldürmesi gerekiyor. Halk da %90'la oy veriyor mesela çok kan akıtanı, daha çok yayılmacılık vaat edeni. Dolayısıyla bence burada... Şöyle bir şey var, tekil olaylarda veya anlık olaylarda çok sıhhatli sonuçlara varamayabilirsiniz. Diyelim ki bir anlık... Bir kasabayı İsrail askerleri kuşattılar. Orada bir işkence yaşandı ve o gün itibariyle de bitti. Bu olay üzerinden genel bir değerlendirme, tekil bir olay üzerinden yapamayabilirsiniz. Aynı şey başka devletlerin de tarihlerinde yaşanmış olabilir. Ama 8 aydır devam eden bir soykırımdan bahsediyoruz. Evet. O Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımla ilgili tedbir kararı alma tarihi 25-26 Ocak 2024. Onun üzerinden dahi 5 ay geçmiş. 5 aydır o soykırımla ilgili tespitin devamı noktasında İsrail her geçen gün daha da ileri adımlar atıyor. O Refah'ta artık çadır kampa bile saldıracak bir noktaya getirdi soykırımını. Ama bakıyorsunuz dünya genelinde herkes kendi halinde devam ediyorlar. Ve Türkiye'de yayınlanan bir muhafazakar gazete "Cetler yine ölüm yağdırdı" diyor. "Sen İsrail'i bitiriyorsun" diyerekten Netanyahu'nun fotoğrafını verip Netanyahu gittiği takdirde sanki İsrail güzel bir devlet haline gelecek. Yani Netanyahu'dan önce de 76 yıldır İsrail zaten yani, soykırım yapıyor, yani, katliam yapıyor. Hakikaten başlık sıkıntılı. Sen İsrail'i bitir. Sanki İsrail aslında çok böyle tertemiz, kan dökmeyen bir ülke, şirin bir ülke. Netanyahu bu imajı çiziyor. Yani spotunda şahsi. Da İsrail jetleri Gazze'ye durmadan ölüm yağdırırken Tel Aviv'de esir yakınları vahşetin sorumlusu olarak Netanyahu'yu gösterdi. Şimdi o Tel Aviv'de esir yakınlarıyla sınırlı değil. Birçok insan, Yahudilerin içerisinde de itiraz edenler var. Ama yani sonuçta karar verme noktasında bir kişi bile yok. Hatta karar verme noktasında bazıları nükleer bomba atalım şeklinde ifadeler bile kullanıyorlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman biz Netanyahu'nun artık Amerika tarafından da gözden çıkarıldığı bir aşamaya geldiği kanaatindeyim. Ama Netanyahu gözden çıkarılınca İsrail tamam güzel, Netanyahu da katil de gitti, bakın onu da yargılayacaklar şeklinde bir bakış açısının da doğru olmayacağı kanaatinde. Arkadaşlar araya gidecek miyiz yoksa ne kadar var araya? Şunun için sordum çünkü konu değiştireceğim.
O zaman şöyle yapalım, bir araya gidelim, sonra dönüşte buradayız. Daha önemli meseleler de var konuşacağımız. Tekrar buradayız. Sevgili izleyenler, manşetlerin dili devam ediyor. Şimdi tabii konuşacağımız pek çok başlık var. Bu ilk bölümde Sayın İmamoğlu'nun Almanya'ya gittiği Akit gazetesinin ifadesiyle ballı gezinin faturasını biraz konuştuk ama bu arada Yeni Şafak manşetini de hatırlayalım. Şundan dolayı oturup kalkıp zam yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 3 aydır çok yoğun çalışıyor. Ne yapmış hemen bakalım. Borç ve zamsız toplantı yok. İBB Meclisi'nin zam mesaisi 18 Nisan İmamoğlu'na 4 milyar 200 milyon lira borçlanma yetkisi verildi. 14 Mayıs suya %53 zam yapıldı. 12 Haziran İspark'ın otopark ücretlerine %50 zam yapıldı. Yurt ücretleri %50 artırıldı. İSBİK'e yani bisiklet istasyonlarına kiralama ücretlerine %100 zam geldi şeklinde sıralamış Yeni Şafak gazetesi. Bu sanıyorum bu Almanya'daki geziyle biraz daha anlam kazanıyor bu manşette. Onu da hatırlatmak istedim. Tümüyle şimdi Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerine bakın. 2019 mahalli seçimlerinden önce ilk defa belediye başkanı seçildiğinden önce de yaptığı konuşmalara bakın. Ya İspark'la ilgili olarak şunu söylüyordu. Ya Allah'ın sokağını kullanıyorsunuz. Evet. Oturduğunuz yerden para topluyorsunuz ve İspark zarar ediyor. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Demişti, evet. Diyordu. Su konusunda Allah'ın suyunu veriyorsunuz. Şu anda diyordu. Siz de görüyorsunuzdur belki. Gerçekten su faturaları elektrikten çok fazla geliyor. Birçok insan yani, İstanbul'dan yani, bunu duyuyoruz. Yani. Suya konutta %53, iş yerine %60 zam geldi. Halk ekmekte normal ve kepekli ekmekte %60 artmış. 5 liradan 8 liraya yükselmiş. 1300 lira olan yurt ücretleri 1 Eylül 2024'ten itibaren 950 liraya çıkacakmış. Devam ediyor. Bu şekilde ciddi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zamlar. Evet, bu zamlar oluyor. İmamoğlu'na sorsak, Sayın İmamoğlu'na, sadece ben mi yapıyorum? Herkes yapıyor. Benim elimdeki şey mesele değil diyecek ama öbür taraftan hemen Akit'in manşetini hatırlayalım işte. O da ne diyor? Ballı gezi yapıyorsun kardeşim. Madem o kadar tasarruflusun, samimisin, o zaman bu ballı gezileri yapma deme hakkı ortaya çıkıyor. Ama diğer taraftan da yani ballı geziyle karşılayacağı veyahut da zaten herkesle aynı zammı yapıyor gibi bir imaj da vermeyelim. Aslında herkesten fazlasını yapıyor. Yani AK Parti dönemindeki zamların çok daha fazlasını. AK Partili belediye ne yapıyordu? Merkezi olarak ülke genelinde bir enflasyon nedir? %30 diyelim. %30 oranında suya zam yapıyordu. Veya ekmeğe zam yapıldığı zaman fırına bakıyordu. Fırında kaç lira? 5 lira. Gidiyordunuz. Halk ekmekte yarı fiyatını alıyordunuz. 2,5 liraya alıyordunuz. %50'sine, %40'ına, %55'ine alıyordunuz. Şimdi ne oldu? Fırından veya bakkaldan, marketten 10 liraya, hatta bazı yerlerde 9 liradan alabildiğiniz ekmeği gidiyorsunuz halk ekmeğe 8 liraya çıkarttı şimdi şu an itibariyle. Yani diğer belediyelerin, ki eleştiriyordu, onlardan daha iyi yönetirim ben belediyeyi diyordu Ekrem İmamoğlu. Şimdi geldiği noktada evvelki AK Partili belediye başkanlarının dönemindeki halk ekmeğin fiyatını daha da fazla artırmış oldu ki markete gittiğiniz zaman alabildiğiniz normal özel teşebbüsün ürettiği ekmeği 10 liraya veya 9 liraya alabiliyorsunuz. Peki halk ekmek almak istiyorum, daha ucuz olsun diyorsunuz. Ne kadar? 8 lira. Zaten evet. Sen getirmişsin %80'ine. Normal markette, bakkalda satılan ekmeğin %80 fiyatına. Ben de iddialı olarak soruyorum şimdi Ekrem İmamoğlu'na. Veya işte Murat Ongun cevaplasın, sözcüsü cevaplasın. Ya hangi tarihte halk ekmek normal bakkalda satılan ekmeğin %80 fiyatına hangi tarihte çıkmıştır? Göstersinler, biz de diyelim ki ya varmış öyle bir tarih. Ekrem İmamoğlu da onu taklit ediyor, onu devam ettiriyor diyelim. Tabii şimdi şöyle, İmamoğlu destekçisi gazetelere baktığımızda maalesef bunları göremiyoruz. Mesela işte Sözcü gazetesi zenginden alacağına fakirin sırtına biniyor şeklinde iktidarı eleştiren bir manşetle çıkmış. Birinci sayfada İmamoğlu'nun zamlarından bahsedilmiyor. Yine Bir Gün gazetesi de yine İBB'nin zamlarından. Cumhuriyet gazetesinde zaten bulamazsınız ama Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti şeriat İslam demek değil ifadesini taşıyor.
Üstelik bunu söyleyenler tırnak içinde sözüm ona ilahiyatçılarmış. İlahiyatçılar laik cumhuriyet ve değerlerine sahip çıkma çağrısı yaptı diye devam ediyor üst başlıkla. Ortak bildiri yayınlamışlar. Şimdi bu ilahiyatçıları görelim isterseniz. Yönetmenim 8 numaralı fotoğrafı yansıtırsanız burada bazı ilahiyatçıların, daha doğrusu bu bildiri denen metne imza atan ilahiyatçı denen kişileri de görmüş olalım. Hem Cumhuriyet'in manşetini hem de devam manşetini 8 numaralı fotoğrafla görebiliriz. Ortak bildiri: sosyal medyada şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin diyen YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma açıldı. Tartışmaların kısır ve tehlikeli olduğunu belirten 14 ilahiyatçı, İslam dini inanç, ibadet ve ahlak esasları olarak şeriattan kesinlikle ayrıdır ifadelerini kullandı. İnsan onuruna yakışmaz. Bildiri de şeriatın çok eşlilik, kölelik, çocuk yaşta evlilik, harem selamlık, kadınların ikinciliği ile otoriter ve totaliter bir rejim öngördüğü belirtildi. İlahiyatçılar şeriat İslam'ın kendisi demek değildir. Şeriat kurallarının güncel yaşamda insan onuruna yakışır karşılığı yoktur açıklaması yaptı. Hemen ilahiyatçıları görelim. İlk devam sayfasında Cumhuriyet yer vermişti. Ben de fotoğrafladım. Yansıtıyoruz. Kim bunlar? Şeriat bildirgede, şeriat karşıtı bildirge. İlahiyatçılar Cemil Kılıç, Şahin Filiz, Mustafa Öztürk, İsrafil Balcı, Hatice Doğan, Hakkı Yılmaz, Hıdır Temel, İdris Şahin, Yaşar Koçer, Fikret Eroğlu, Halis Dinçer, Emine Yücel, Mehmet Göl ve Mustafa Sağer'in imzasıyla yayımlanmış. Onu da burada görmüş olduk. Bunlar ilahiyatçılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı ilahiyat fakültelerinde eğitim gördüler ve laikçilerden daha sert bir şekilde şeriat karşıtı bir bildiriye imza attılar Ali İhsan Bey. Evet, Cumhuriyet Gazetesi şeriat İslam demek değil diyor. O zaman ben de kendilerine çağrıda bulunuyorum. Buyurun İslam'a, şeriata siz gelmeyin, İslam'a gelin. İslam'dan anladığınız neyse onu hayatınızda ne kadar uyguluyorsunuz bize gösterin de biz de diyelim ki bunlar gerçekten samimi insanlar. İslam'a inanıyorlar ama şeriat diye bir şey oluşturmuşlar kafalarında, ona da mesafe koymuşlar. Bu ilahiyatçı geçinen kişiler, onlar da çıksınlar desinler İslam adına bizim hayatımızda şunlar şunlar var. Biz bunları kabul ediyoruz ama şeriat adına da bazı şeyleri kabul etmiyoruz. Ben şimdi kendilerine çağrıda bulunayım. Çok eşlilik. Ya kaç kişi var Türkiye'de çok eşlilik yapan? Yapabilen bir kere olmaz. Çünkü resmi nikah kıyamazsınız. Resmi nikah kıyamadığınız zaman çok eşlilik diye bir şeyi zaten İslam'da o statü verilerek yapılabilir çok eşlilik, ancak ve ancak istisnai durumlarda. O statüyü veremezseniz de zaten zina olur o. Yani kişinin hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını karartmış olur. Dolayısıyla şimdi çok eşliliğe karşı çıkıyorlarmış. Niye? Şeriatte varmış bu. Bugün Türkiye'de böyle bir tartışma zaten yok. İsteyen istediğiyle, istediği kadar yatıyor, kalkıyor, resmi nikah kıyıyor, kıymıyor. İnanmadan, herhangi bir inancı olmaksızın bunu yapanlar için hiçbir itirazları yok. Yani insanların insan onuruna aykırıdır bu. Böyle bir şey olabilir mi? Bugün bir kadınla, ertesi günü bir başka kadınla, ertesi günü bir başka kadınla. Ki bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında var Müjdat Gezen. Bakın nasıl bakıyorlar kadına, kadına bakış açıları. Hızlıca okuyayım. Belki vaktimiz başka konuları değerlendirmeye yetmez. İşte dolandırılma üzerinden Müjdat Gezen önce Atatürk'süz kalmayın diyor. Atatürk idol. Peki. Bizim Yaman arkadaş ile Hawaii'ye kadar gelmişim. Hawaii'ye gitmiş Müjdat Gezen. Yanında da arkadaşlar var. Bir Hawaii'li kızla çıkmadan dönmem demiş arkadaşı. Honolulu'daki Hilton'da, Hilton'da kalıyor beyefendi. Aynı odada kalıyoruz. Çıktı gitti. Ben de televizyon seyrediyorum. Az sonra iki kız da geldi. Viskileri koy... Devam etmeyeyim. Olay bu. Kadına bakış açısı. Hawaii'li kızmış, şöyle kızmış, böyle. Beni insan olarak biz bakıyoruz.
Sen Hawaii'deki o işi meslek edinen kadına da Allah'ın yarattığı bir insan. Sen evet. erkek olarak da kendini koruyacaksın. Onlar da kendilerini koruması gerekir. Sen kadına böyle bakıyorsun ama birinci sayfanda ne diyorsun? Çok eşlilik. Bu arada Cumhuriyet birinci sayfayı da yansıtır mısınız arkadaşlar? Şeriat İslam değil manşetini birinci sayfadan görelim. Bir de fotoğraf kullanmış. Sözüm ona açık alanda kırbaçlanan bir kadın görseliyle desteklemeye çalışmış Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi burada bildirinin devamına baktığımız zaman iç sayfada şunu görüyoruz. Bir laiklik övgüsü var ilahiyatçıların bildirisinde. Mesela nasıl bir övgü var? Hemen onu bir iki cümleyle okuyayım. Diyor ki, laiklik dinin doğru ve özgürce yaşanabilmesi için de yaşamsal önem taşımaktadır. Devletin dini ancak adalettir anlayışıyla her türlü dinsel ve mezhepsel ayrıma karşı ulusal birlik ve bütünlüğümüzü korumalı ve güçlendirmeliyiz şeklinde devam etmiş. Şimdi burada şu var Ali İhsan Bey, ben burada tamam evet bu manşette aslında konuşulacak Türkiye tarihiyle ilgili, Türkiye sosyolojisiyle ilgili, kamplaşma ile ilgili, dine bakış, şeriatın durumu ile ilgili o kadar çok şey konuşulabilir ki, ancak ben iki noktada konuya parmak basmak istiyorum. Sonra bu meseleyi sizin daha iyi yorumlayacağınızı düşünüyorum. Burada birincisi okullar ve Diyanet. Bakın şimdi sevgili netlenim, bir numaralı fotoğrafı verir misin? Bir numaralı fotoğraf. Şundan önemsiyorum. Diyanetin 1980'e kadar kuruluş gayesi arasında şey yok. İlk madde laikliktir, yok. 80'de Mehmet Pamak anlatmıştı. Diyor ki, kurucu meclisteydi Mehmet Pamak 80 darbecilerinin. Diyor ki bakın, 82 Anayasası yapılırken 190. maddeyi şöyle yazmıştık diyor. Diyanetin gayesini anlatırken laiklik ilkesi yok. Buraya yansıttık zaten. Ama daha sonra junta, darbeciler madde, anayasa madde 136.'yı şu şekilde düzenliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda, ilk madde, Diyanet'in gayesi laiklik ilkesi doğrultusunda hareket etmek. İki, şimdi iki numarayı verelim Zeyd, Aykut, iki numarayı verirsen, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Lütfü Doğan, CHP'nin adatı Lütfü Doğan, MSP'li değil, bizim Yılmaz Yalçın'a röportaj yapıyor rahmetli, şeriatçı mısınız diye soruyor ve adam şeriatçıyım diyemiyor ve şeriatı anlatamıyor. Diyor ki ısrarla sordum diyor. Sorduğuma bin pişman oldum. Adam cevap vermemek için bin takla attı diyor. Sayın başkanım, yani şeriatçım demeyecek misiniz diyor en sonunda yine tekrar. Sevgili kardeşim, sana o noktaları söyleyeyim şimdi, ana noktaları. Ben İslam dinine mensup olanların uleması arasında bir insanım. Çünkü bunlar siyasi konulardır. Beni niye bunu zorluyorsun diyor. Bir türlü diyor şeriatçıyım lafı şeriatla ilgili olumlu bir cümle alamadım diyor. Şimdi bu röportajı da görmüş olduk. O zamanın dergisinde 70'li yıllarda yayınlanmıştı Yılmaz Yalçıner'in. Peki şuraya geleceğim. Bugüne kadar siz Ali İhsan Bey Türkiye'de yaşıyorsunuz. Diyanetin şeriat nedir? Şeriat şu şu şudur diye bir hutbe okuttuğunu ben duymadım. Siz duydunuz mu? Siz şimdi bazı kavramları çok önemsiyorsunuz. Laiklik, efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın amaçları arasına. Bir numara, gayesi bir numara. 1980 yılı itibariyle girmiş. Peki laiklik nedir diye tartışmaya başladığımız zaman bir bakıyorsunuz laikliğe, birisi diyor ki başörtüyü takmak laikliğe aykırıdır. Bir başkası da diyor ki laiklik başörtü güvencesidir diyor. Başına örtü takmak isteyen kişinin güvencesi laikliktir diyor. Hangi laikliği tartışıyoruz? Bu laikliği mi Diyanet önemsiyor, yoksa başörtüyü yasaklayan laikliği mi önemsiyor? Bunun altından kalkamayız biz. Şeriat, efendim, şeriatı tanımlasın Diyanet İşleri Başkanlığı. Ya İslam'ı biz tanıtamamışız. Adam kalkmış kölelikten bahsediyor. Kölelik diyor. Çok eşlilik diyor. Yani İslam'a girdin mi hemen önce bir kere iki tane, üç tane, dört tane hanım alacaksın diyor. Bu kadar mantıksız şeyleri peki, yazabilen bir gazetelerin peki bunun böyle olmadığını, şeriatın ve İslam'ın deyince bunlar akla gelmesi gerekmediğini, doğrusunun ne olduğunu biz müfredatta veya hutbelerimizde anlatıyor muyuz?
Şimdi anlatıyor muyuz? Ben anlatıyoruz dediğim zaman ne olacak? Benim camiye gittiğim, cuma hutbesi dinlediğim yerde anlatılıyor olabilir. Ama bana derseniz ki bütün Türkiye'de 81 vilayetteki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da özellikle merkezi olarak hazırlayıp gönderdiği hutbelerde var mı dediğiniz zaman yoktur. Son bir sene içerisinde şeriatın aslında İslam olduğuna dair bir cümle geçmiştir. Bu tartışıldı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı söyledi bu. Cumhurbaşkanı ayrı. Zaten bu meselelere ilginçtir. Sadece Cumhurbaşkanı cevap veriyor. Yani ilginçtir. O da çok ilginç. Yani Cumhurbaşkanı da olmasa ne yapacaksınız? Lütfen şeriatın cevap verse ne olur? Hayır. Cevap vermese olur mu? Olur. Sen bu Diyanet İşleri Başkanısın. Allah'tan rahmet dileyelim ya, Yılmaz Yalçın ağabeye bu vesileyle. Yani, ama yani Diyanet İşleri Başkanı çıkıp İslam şeriattır. Şeriat İslam demektir zaten. Dediği noktada rahatlayacağız ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söylediği zaman yok, lazım hayır, değil Cumhurbaşkanı. Zaten işin söylediği. İlginci şu. Ya bu ülkede asıl bilgilendirmesi gereken kurumlar susuyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da olmasa bu konularda bilgi verecek kimse yok. Yani şöyle bir şey olabilir mi ya? Ben bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yani belki kaçıncı Diyanet İşleri Başkanı bilmiyorum Ali Erbaş, Sayın Ali Erbaş. Ben göğsünü gere gere evet kardeşim ben şeriatçıyım ve şeriat şudur diyen bir Diyanet İşleri Başkanı duymadım. Böyle konuşan bir Diyanet İşleri Başkanı olmadı. Tam tersine gazeteci ısrarla soruyor. Şeriattan öcüden kaçar gibi kaçıyor. Yani bu nasıl bir Diyanet İşleri Başkanlığı'dır? Bir tane hutbe okutmamışsınız, bir tane vaaz verdirmemişsiniz. Ve müfredata da şeriatın ne olduğunu anlatan tek madde koymamışsınız okullarda. Biz de okul okuduk. Siz okudunuz mu mesela şeriat şudur, siz din kültürü de dahil? Yok. Tersinden okuduk. Hem de İmam Hatip'te şeriatı kötüleyen, ben 1970'li yıllarda İmam Hatip Lisesi'nde okudum. O şeriat tanımı yapılırken yani Cumhuriyet'in tanımını aratıyordu desem yanlış söylemiş olmam. Ama bugün itibariyle artık o tanımlar da değişmiş durumda. Ya inşallah şu yeni müfredatta merak ediyorum. Hani çok sizin Akit gazetesinde öve öve bitiremediği, benim de yerden yere vurduğum, hiç bir zaman güvenmediğim. O müfredatta inşallah ben yanılırım ve şeriat konusu doğru sağlıklı bilgi yer alıyordur. Kelime-i Tevhid bayrağını görenler artık kırmızı bez görmüş boğa gibi saldırmazlar. O da öğretilir çocuklara. İnşallah. İnşallah vardır. Güzel yorum yaparsak güzel olur. Kötü yorum yaparsak doğru şeyler bile yanlışa doğru meyleder. Şimdi şeriat, İslam tartışmasını Cumhuriyet yaptığı zaman ben bakış açım şu. Biz diyelim ki ya İslam'dan yanaysanız buyurun İslam'ı siz yaşayın. Şeriatı de şu anlık yanaşmayın. Gene yanaşmayın. Nedir o şeriat? Çok eşlilik. Siz yanaşmayın çok eşliliğe. Yanaşmayın, gerçekten yanaşmayın ama. Ahlaksızlık yapmayın. Yani bir gün o kızla bir gün Müjdat Gezen'i okudum. Vakti fazla harcamamak için. Sen Hawaii'ye gidiyorsun. İki tane kızla fingir demek için. Viski eşliğinde Hilton Oteli'nde kalmak için. Sonra bana geliyorsun Atatürk satıyorsun. Atatürkçülük diyorsun. Atatürkçülük diyorsan emperyalizme karşıdır. Atatürk diyorsan senin Hawaii adasında ne işin var? Hawaii'li kızlarla ne işin var? Türk kızlarıyla fingirde demiyorum. O anlamda söylemiyorum. Ama aklınız, fikriniz viski ve kızlarla fingir demek. Türkiye'de de aynısını yapıyorsunuz. Hawaii adalarında da aynısını yapıyorsunuz. Ama geliyorsunuz bize çok eşlilik diyorsun. Ve bu noktada biz bunu söyleyelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne diyelim ki ya kardeş siz İslam'dan yana olun. Çok eşliliği kabul etmeyin. Özel hayatınızda da evlilik kurumu dışında da çok eşlilik yapmayın. Çünkü insan onuruna da aykırıdır. Parayı bastırıp birisiyle birlikte olmak. O kadın için de zuldür o olay. Ha, para bastırmamışsın, başka bir şey bastırmışsın. Makam mevki bastırmışsın. Metin Akpınar'ın olayında olduğu gibi onların çok idol ismi. İşte şu filmde seni oynatırım, şu tiyatroda seni oynatırım diye kadını istismar etmişsin. O işte yani şeriat diyorlar, şeriate hayır diyorlar. İyi güzel de siz kadın istismarıyla kendinizi tanımlayan insanlarsınız. Başka ne diyor? Kölelik diyor. Kölelik de yok, şu an var mı kölelik? Kim köle kullanıyor? Çocuk yaşta evlilik. Bakın tek tek
İrdeleyelim. Ama her bunlar, birini reddediyoruz. Bunları söyleyenler ilahiyatçılar ama. Ya ilahiyatçılar ne ilahiyatçısı? İşte ilahiyata giderken ben biliyorum, bir yılda ben Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudum. İlahiyat o zaman ismi ilahiyat değildi. Arkadaşlar Cumhuriyet'in manşeti veya iç sayfayı tekrar verebilirsiniz. Evet. Bağlar başındaki Yüksek İslam Enstitüsü şimdi ilahiyat fakültesi olarak devam ediyor. Sınıfta derse girmeden gidip kahvede oturup ondan sonra evine dönen insanlar ben biliyorum. Şimdi siz de kenarından köşesinden sadece ilahiyat diploması aldıysanız çıksın, Cemil Kılıç'sa Cemil Kılıç, Mustafa Öztürk'se Mustafa Öztürk. Mustafa Öztürk bir şundan 3 yıl 5 yıl önce ben kafayı yedim, ben yurt dışına giriyorum. Ne oldu, yurt dışına gittin? Ne oldu? Ne diye döndün tekrar? Ali İslam Bey, biz o kadar tepki göstermeyip ortalığı ayağa kaldırmasaydı bazı insanlar, Mustafa Öztürk hala ilahiyatlarda ders vermeye devam ediyordu. Şu anda binlerce Mustafa Öztürk ilahiyatlarda, imam hatiplerde ders vermeye devam ediyor. Tamam, eleştirelim. Biz de eleştiriyoruz işte. Bugün söyledikleri şey, ben İslam'dan yanaysa Cumhuriyet, İslam'dan yanaysa Cemil Kılıç, İslam'dan yanaysa diğer isimler, çıksınlar söylesinler. Şahin Filiz'i ben nereden biliyorum? 28 Şubat sürecinde İslam'da başörtü yoktur açıklamasıyla biliyorum. Yani başörtü yok diyor. Ne var peki? İslam'da olan şeyi ne? Namaz diyecek. Namazı kılıyor musun desem Şahin Filiz'e? Yani kılıyorum diyebilir mi 5 vakit namaz? Onu da kılmıyor. Neysin sen peki? Sen sadece İslam'ın istismarcısısın. Başka bir şey, başka bir izahı yok bunun. Cumhuriyet gazetesi eğer şeriate biz karşıyız, İslam'dan yanayız diyorsa buyursun bize anlatsın. Kadın istismarını anlatsın, tecavüzleri anlatsın. O barlarda, pavyonlarda alkol içilip ondan sonra o kıza bu kıza sarkmanın anlamını bize izah etsin. Metin Akpınar'ları anlatsın, Müjdat Gezenleri anlatsın. Bunların yaptıklarının nasıl iğrençlikler olduğunu bize anlatsın. Biz elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Piru palkız, biz haşa günahsızız demiyoruz. Elimizden geldiğince inandığımız dinin emirleri çerçevesinde hatalardan uzak durmaya çalışıyoruz diyoruz. Burada söyledikleri çok eşlilik şu an İslam dininin emrettiği şekilde Türkiye Cumhuriyeti içerisinde çok eşlilik teknik olarak mümkün değildir. İki kadınla bir arada evlilik kurumu kuramazsınız. Dolayısıyla çok eşliliği zaten sistem yasaklamış. O zaman bunu tartışmanın da bir alemi yok. İnsanlar da akın akın haydi bakalım İslam'ın emri çok eşli. Yok böyle bir şey. İslam'ın emri falan değil. İzni. Emir başka bir şey, izin başka bir şey. Bunları şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne A, B, C diye öğretmemiz lazım. Bak bu A, İşte şu B harfi diye öğretmek gerekiyor. Kölelik dediğimiz gibi. Çocuk yaşta evlilik diyor. Biz karşı çıkıyoruz kardeşim. Diyoruz ki ya kardeşim liselerde o onunla bu bununla. Ya yazıktır günahtır bu çocuklar kirlenmesin diyoruz. Ya bırakın çocuklar rahat bırakın ya diyorlar. Özgürlük var ya diyorlar. Şimdi çıkmışlar daha bir de erkek kız ilişkisini geçmişler. Kız kıza, erkek erkeğe başlamışlar. Cumhuriyet Gazetesi Taksim kuşatma altında diyor ya. Onur diyor, onur. Onur haftası varmış. Taksim'de yürüyüş yapacaklarmış. Yani iyi takip edecek olsak oraya 14 yaşında, 15 yaşında kızları bile getiriyorlar. Erkek çocukları getiriyorlar. Onur haftası adı altında. Neyse ki 2 yıldır, 3 yıldır AK Parti iktidarı, yetersiz gördüğümüz AK Parti iktidarı 2010'lardan sonra, 2012'lerden sonra bir kafa karışıklığı yaşayıp bunlara kapıyı açan AK Parti şimdi yanlışı gördü de ne yapıyorsunuz ya siz Müslüman bir ülkede böyle gençleri zehirlemenin ne alemi var diyerekten 2 yıldır bu yürüyüşleri toplumun ahlakını bozduğu için engelliyor. O ne diyor? 10. trans onur yürüyüşüne izin vermeyen polis Taksim Meydanı'nı abluka altına aldı vesaire. Ben şimdi Mustafa Öztürk bu ilahiyatçıların içerisinde gene en uyumlu olanı diyelim. Bana çıksın anlatsın trans onur yürüyüşüne nasıl bakıyor. Velev ki İbni'yiz diye yazan bir afişi
yüzü kızarmadan taşıyabilir mi kendisi? Ya ben değilim, ben taşımam demekle olmuyor bu. Kime destek veriyorsa bunları açık yüreklilikle, samimi bir şekilde söylemesi lazım. Kimlerle yatıp kalkıyor bir görmesi, yaşaması, bilmesi lazım. Dolayısıyla bu noktada tek tek söyleyelim. Haremlik, selamlık, bir tek haremlik, selamlık noktasında belki İslam ve şeriat noktasında karşı çıkışını Cumhuriyet dillendiriyor. Haremlik, selamlık da öyle kadının, erkeğin tümüyle birbirlerini hiç görmeyecekleri, tesettüre riayet ettikleri şekilde dahi görmeyecekleri nokta değildir. Yalnız kalmamaktır. Bir odada, kimsenin olmadığı bir ortamda yalnız kalmamalarıdır. Bu da illa ben bir iş yerinde erkek ve kızı bir yan yana koyacağım, bir odada olacaklar, kapıyı da kilitleyip çalışacaklar. Böyle çalışmazlarsa işin verimi gelmez diyorlarsa, diyebiliyorlarsa buyursunlar, kendileri öyle çalışsınlar. Birileri de diyorsa ki ya doğru bir şey değil bu. Bir kapalı odanın arkasında nikah düşen iki insanın nikahsız olarak bir arada oturmaları, çalışmaları, sınıf olur bu, okul olur, iş yeri olur, doğru değildir dediği noktada da Cumhuriyet Gazetesi kalkıp da vay diye karşı çıkmaması lazım. Başka ne diyorlar? Kadınların ikinciliği. Kadınlar erkeklerle herhangi bir şekilde ikinciydi, birinciydi diye İslam dininde bir tartışma olmadığını hepimiz biliyoruz. Otoriter ve totaliter bir rejim diyor. Otoriter, totaliter rejim diye eleştiriyorlar bugünkü iktidarı. Ama 18 bin faili meçhul cinayet onların 1991-1997 arasındaki iktidarları koalisyon şimdi döneminde yaşandı. Burada bir cümleye de şöyle bir ben katkı yapayım. Siz bazı ifadeleri bakış açınızı ortaya koydunuz. Diyor ki bu ilahiyatçı geçinen arkadaşlar, halkımızı büyük Atatürk'ün ve şehitlerimizin emaneti olan devletimize sahip çıkmaya davet ediyoruz demişler. Buradan belirteyim, o kadar cahillik ki Mustafa Öztürk iyi bilir, hatta cahilliğin de ötesinde echeller ki, yani zirveler cahillikte. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat minbere çıkıp Balıkesir'de Zanuspaşa'daki ifadesi var. Anayasa Kur'an-ı Azimuşşan'dır ve şeriat-ı garra-i Ahmediye'den övgüyle bahseder. Mustafa Kemal milli mücadele yıllarında meclis açılırken hatta 23'e 28'e kadar tam bir şeriatçıdır ve tekrar söyleyelim. Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis 1928'e kadar şeriat kurallarını uygulamakla görevliydi. Ahkam-ı şer'iyenin tenfizi, yani şeriat hükümlerini uygulamakla görevli bir meclise başkanlık yaptı Mustafa Kemal Paşa ve tam bir şeriatçıydı. Dolayısıyla hani diyorsanız eğer kuruluş değerleri ve Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkma meselesi, hadi buyurun, milli mücadeleyi yapan ruh İslam ruhuydu, şeriat ruhuydu, sizin o kabul etmediğiniz ve Mustafa Kemal de şeriat kurallarına göre evlenmişti, nikah kıymıştı. Şeriat kurallarına göre milli mücadeleye gönderme yapmıştı ve 1928'e kadar da Türkiye Büyük Millet Meclisi şeriat anayasada, mecliste şeriatçı bir meclis ve anayasaydı. Bilmedikleri ama tabii ilahiyatçı olunca bunlar bilmemekten ziyade onu şöyle yuvarlıyorlar. Diyorlar ki o tarihe kadar işte köprüyü geçene kadar Mustafa Kemal ayıya dayı demiştir. Dolayısıyla köprüyü geçtikten sonra da onlarla bir alakası olmadığını, ilgisi olmadığını toplumu yeniden... O zaman şunu anlatacağız biz. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşları bu toplumu yanıltanın, büyük bir yanıltan kişi olduğunu mu söylüyorsunuz? İşte onlar güzele doğru gidiş noktasında görüyorlar bugünkü toplumu. Belki onlara daha değişik açılardan, yani bugünkü toplum güzeldi. Bu güzel topluma oluşmak için, kavuşmak için Mustafa Kemal önce köprüyü geçene kadar ayıya dayı dedi. Ondan sonra da bu güzel toplumu oluşturdu diyorlarsa, bu toplumu beğeniyorlarsa buyursunlar, söylesinler. Ama sabahtan akşama kadar kendileri şu da eksik, bu da yanlış, bu da bilmem çapaçul, her şeyi daha kötü olduğunu kendileri anlatıyorlar. Zaman zaman Türkiye'den çok daha kötü durumda olan bazı ülkeleri gösterip bakın, onlarda laiklik yok,
İslam devleti onlar. Dolayısıyla bakın hallerine bakın, vaziyetlerine bakın diyorlar. E ben de onlara söylüyorum. Yani sonuç itibariyle laikliğin olduğu, din devleti olmayan birçok dünyada devlet de var. Onlarda da çapaçulluk var. Önemli olan siz İslam'ı gerçekten hakkıyla yaşadığınız bir ülke var da orada eğer bir huzur, refah, mutluluk yoksa onu siz bana söyleyin. Türkiye'de laikliği getirmişsiniz. Daha şeriat nedir, İslam nedir onun tartışmasını bile doğru düz yapamıyoruz. Suudi Arabistan'da ne oluyor? Suudi Arabistan'da Hasan Turan'ı işte Filistin kefiyesi var diyerekten başında, boynunda, omuzunda onun kavgasını Suudi Arabistan polisiyle yapıyor. Ondan sonra Suudi Arabistan İslam devletini temsil ediyormuş gibi bir algıyla karşımıza çıkıyorlar. Sonuçta burada söyledikleri şey 6 yaşında evlilik üzerinden bütün bu tartışmalar, o Diamond Tema denilen kişinin bir video çekimi sırasında başlayan tartışmadan bu noktalara gelindi. Peki o Diamond Tema'nın hakkında soruşturmayı siz nasıl buluyorsunuz? Şimdi soruşturma, ben prensip olarak hakaret içerikli ifadeler olmadığı zaman kişilere yönelik olarak yapılan, bu laik sistem bile yapıyor olsa, İslam devletinde de olsa, kişi bir şey söylediği zaman bunu öncelikle bir kere karşısına çıkartırız. Bu işin uzmanı olan hocalara. Geliyorsa buyursun gelsin. Ha, gelmeyip de kendi kafasına göre işte susturabileceğim birisi var, onunla çıkayım, onun karşısında iki laf edeyim, yeri gelince Mustafa Kemal'e de aynı suçlama yapayım, yeri geldiği zaman Mustafa Kemal'in askeri gibi takdim edeyim kendimi. Bu ikircikli tavırlar olmadığı zaman herkes görüşünü açıklasın. Ben görüş açıklamaktan kimseye zarar gelmeyeceği kanaatindeyim. Ama bu işi küfre vardıranlar, tahkire vardıranlar, bu 1,5 milyar insanın inandığı peygambere yönelik alçakça ifadelerin kullanılması ve bunu lokal bir noktada kendisine savunma, karşılık verecek, cevap verecek kişilerin olmadığı bir platformda yapılıp ondan sonra da böyle büyük bir yansımayla tüm topluma dikte etmeye çalışılması bir operasyondur. Adam önce Arnavutluk'ta kaçıyor, oradan bu işleri organize ediyor. Yüreğin varsa diyorum ben de, Mustafa Kemal'le ilgili o kendisinin de anlattığı şeyleri bir programda da onları bir tekrar etsin şu pozisyonda. Şu cumhuriyeti göreyim bakayım o zaman. Mustafa Kemal'le ilgili olarak aynı şeyler söylendiği zaman bakalım düşünce özgürlüğünden mi bahsedecekler? Yoksa vurun, devirin, söz hakkı tanımayın mı diyecekler? Birlikte şimdi görelim. Şöyle, ben bir o kaydı izledim Ali İhsan Bey'i. Sizi izleme fırsatını buldunuz mu bilmiyorum. İki saatlik, iki saati aşkın bir yayın. Oturdum izledim. Evet, katılmadığımız çok nokta var. Diamond Tema denen çocuk belli ki kendince malzeme bulmak için epey uğraşmış ve onlara hazırlıklı gelmiş. Karşısındaki şahısın da zaten bu konuda müktesebatının çok zayıf olduğu belli. Biraz sanki zaten bir şeriatçı nasıl nakavt edilir pozisyonunun mizanseni sanki yapılmış orada. Ya karşısındaki kim, evet. Yani ne kim? Aslın top. Evet. Ben ilk defa ismini duyuyorum. Ve daha önce de biliyorsunuz bu ben ilk defa duyuyorum. Özel yaşantısı da pek İslami. Bilmiyorum. Şey, şimdi bizi ilgilendirmiyor ama şu var. Burada şu, ikisinin de yüzeysel bir din ve İslam bilgisi olduğu açıkça ortada. Ha, hakarete varacak, zorladığınız zaman ya bu hakarete girer diyecek bazı ifadeler yok mu? Var ama aleni olarak çok hakaret diyebileceğimiz ya aynı şeyleri şeyler bakın yok. Hakaret midir değil midir kıstası şu olsun. Cumhuriyet. Aynı ifadeleri peygamber için ne söylüyorsa aynı ifadeleri Mustafa Kemal için söylediğinde gerçek hayatında vardır yoktur tartışmasına girmiyorum. Gerçek hayatında olunca zaten hakaret olmaz savunmasını bir kenara da bırakıyorum. Ama o bir tane yabancı birisi vardı. Kendisinin anlatımları vardı. Şimdi ayrıntıya girmeyeyim ama Cumhuriyet Gazetesi Mustafa Kemal'le ilgili benzer şeyler söylendiği zaman düşünce özgürlüğü diyebilecek mi? Diyebiliyorsa helal olsun diyeceğim. Buyurun diyeceğim, yani, devam edin. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ne de Diamond Tema'ya da eğer samimilerse sizin dediğiniz gibi şu anda Atatürk hakkında
espri yapan, şaka yapan, eleştiri yapan 3000-4000 çocuk hapiste. Atatürk'ün de özel hayatıyla ilgili çok şey söyleniyor. Hatta bir dergi Latife Hanım'ın mektubunu 100 sene sonra yayınlamaya kalktı. Dergi hakkında kapattı ve yayınlayanlar hapse mahkum edildi. Komik işler ya. İşte dolayısıyla komik yani işler. Siz Latife Hanım'ın eşinin mektubunu bile hala açıklayamıyorsunuz. Yani şeriatı eleştiriyorsunuz ya. Hani 1400 yıl öncesine şu belgede şöyle yazılıydı bu belgede. Ya sen Arapça biliyor musun? Arapça kitaptan güya kendince birisi tercüme etmiş. Yaşar Nuri Öztürk tipli bir adam tercüme etmiş diyelim. Ki Yaşar Nuri Öztürk'ün, bakın Yaşar Nuri Öztürk şöyle böyle din alimi falan filan. En sonunda nerede gördük biz onu? Halk TV'de kadınlara sinkaflı küfür ederken gördük. Ya bir Müslümana yakışır mı ya? Bir Müslümana televizyon ekranında kadınlar için cinsiyetçi bir ifadeyle karşısındaki Müjdat Gezen de ben de diyerek. Şimdi yakışıyor mu? Bir Müslümana yakışıyor mu bu? Yakışmıyor. Peki bu kişilerin varacağı nokta budur. Belki de zaten öncesinde de oldukları nokta budur. Şimdi bunlar da Mustafa Kemal veyahut da başka başka isimleri konuşmuyoruz. Önemli olan şey samimi olmaktır. Diyorlarsa ki kardeşim şu ifadeyi kullanmak hiç kimse için hakaret değildir diyebiliyorlarsa. Burada somut örneği vereyim. Ayşenur Arslan Halk TV'de karşısında İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu hukukçu. Evet. Ayşenur Arslan soruyor. Diyor ki bunak demek hakaret midir? Zannediyor ki Mehmet Durak. Zannediyor ki karşı taraftan birisine bunak demiş. Örneğin Cumhurbaşkanı'na bunak demiş Ayşenur Arslan. Dolayısıyla kendi Ayşenur Arslan'ın hakkında bir soruşturma açıldığını düşünüyor hep. Çünkü hep soruşturma açılanlar o noktada. Diyor ki ya bunak hakaret değildir diyor. Ama bana dediler diyor Ayşenur Arslan. Ha, size dedilerse hakaret diyor. Ya yapmasınlar. Samimi olsunlar. Dürüst olsunlar. Desinler ki ya şurada şu kaynakta şu var. Soralım hocasına. Onun orijinalini getirelim. Öyle Türkçe çevirilerden şimdi, falan filan çıkarım. Bir kere şunu altını çizmem lazım. İnsanlığın iftihar kaynağı. 2 milyar insanın önderi. İnsanlığın dediğim gibi iftihar kaynağı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beşeriyi siyasi bir partinin kurucusu, siyasi bir kişilik olan Mustafa Kemal Paşa'yı kıyaslamak en başta peygamberimize büyük bir saygısızlık ve hakaret olur. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ama işte bu kadar bir siyasi kişilik, bir siyasi partinin kurucu lideri Mustafa Kemal hakkında bile en ufak bir eleştiri imasında espri dahi yapamıyorsunuz. Özel hayatıyla ilgili işte videolar var, bazı kadınların şu kadar genç yaşta, küçük yaştayken işte şöyle geceler yaşadım ya paylaşımlarını söyleyemiyorsunuz. Bugün dahi Müjdat Gezen bunu övünç meselesi olarak kendi hayatından veriyor. Evet. Aynı gün buna ahlaksız diyemiyoruz mesela. Bunlara ahlaksızlık diyemiyoruz. Yani. Ama ve dediğim gibi bu 3000-4000 genç şu anda Atatürk'e hakaret suçlamasıyla içeride olacak. Ve siz hala düşünce özgürlüğünden bahsedeceksiniz. Hala şeriatı dilinize dolayacaksınız. Dediğiniz gibi adamın birisi gitmiş Balyoz'da Atatürk heykeline zarar veriyor. Açarsınız tazminat davasını. Kardeşim bu sonuçta devletin, belediyenin yaptığı bir heykel. Uygun görmüş devlet, belediye yapmış. Sen de zarar veriyorsun. Dolayısıyla diyelim ki bir arabaya gelip de birisi zarar verdiği zaman hakaret davası açıyor musunuz? Açılmıyor. Dolayısıyla heykele zarar verdiği zaman da açarsınız tazminat davasını, parasını alırsın. Ama Atatürk'e hakaret deyip de 2 yıl, 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılamak nereden çıkıyor? Veyahut da o 4 yıla çıkartacak şekilde o cezayı aman indirim uygulamayın diye. Ali İhsan Bey, daha geçen 10 Kasım'da yaşadık. Bir genç sırf hutbede olmadığı halde, bakın hutbede Atatürk'ün adı geçmiyordu. İmam geçmemesi kendisi de hakaret. Hayır. Buna hakaret mi değil mi? Atatürk'ün isminin geçmemesi hakaret. Yani imam kafa bu kafa. İmam kendisi eklemiş Atatürk'ü. Bir genç de diyor ki ben bu imamın peşinde namaz kılmam dedi. Çıktı camiden, başka bir camiye gitti. Ya bu genci hapse attık ya. Yani ya onu bir kenarda bırak. Yani, Ümit Özdağ ne yaptı? Hoca Atatürk nerede diyor hutbede. Şimdi Atatürk'ü İlla ismini geçeceksin. Atatürk'ün ismini geçmezsen orada Atatürk'e hakaret etmiş olursun diyen kafa bu kafa ya. Dolayısıyla burada tekrar biraz tabii ki öz eleştiri de yapalım. Hala 5816 sopa olarak kullanılıyor ve maalesef
Şu anda gençlerimiz işte bakın bir namaza girmediği için ben Atatürk hutbede Atatürk'e rahmet okuyan hocanın peşine namaz kılmıyorum diyen genci 5-6 ay önce biz hapse attık. Onu da söyleyelim. Maalesef. Bunu da söyleyelim. Şimdi bu mesele daha çok tartışılacağı benziyor. Ama kapatmadan şeyi merak ediyorum. Bugün bu vergi paketi pek giremedik ama Mehmet Şimşek CHP heyetiyle görüşecek. Siz oradan bir şey çıkacağını umutlu musunuz? Ben Mehmet Şimşek konuya hakim bir isim ama gene de karşı taraftan da acaba ya şu noktada şu yapılırsa daha iyi olur vergi noktasında diye bir eleştiri, bir yapıcı eleştiri gelirse bunu da Mehmet Şimşek dinleyecektir. Ama bana kanaatimi soracak olursanız yurt dışına çıkış harcı üzerinden tartışılan vergi konusunu bu solcuların emekçilerden yana olduğunu iddia eden, dar gelirlilerden yana olduğunu iddia eden CHP kafalılardan bu konuda gelebilecek tek bir yardım olacağı kanaatinde değil. Yurt dışı çıkış harcı nedir ya? Nedir ya? 2 milyon, 3 milyon kişi yurt dışına çıkıyor. Umreyi ve hac ibadetini kenarda bırakın ki o dahi zengin kişiler, varlığı iyi kötü olan insanlar çıkabiliyor. 17 bin 2 lira alan asgari ücretli hangi vatandaşımız yurt dışına çıkabiliyor ama ki? Ama siz artırdığınız zaman hiç çıkamayacak. Daha önce çıkıyordu. O ihtimali daha da zayıflatacaksınız ya. Daha önceden çıkıyordu. Çıkma ihtimali vardı. Şimdi çıkamayacak. Bir darbede sen vurmuş oluyorsun. Bir darbede daha. Ben böyle darbenin vurulmasından yanayım. Çünkü 3 milyon kişi eğer yurt dışına çıkarken paraya para demiyorsa 3 günlük tatilini, 9 günlük tatilini Yunanistan adasında geçirmek için çırpınıyorsa buyursun 1500 lira. Yani 150 liradan 3000 liraya çıkması normal mi sizce yani? Tamam artırılabilir ama bu kadar artırılışı. Evet. 150 lira daha evvelden ne kadarmış biliyor muyuz? Turgut Özal döneminde 100 dolarmış. 3000 liraymış yani. 3200 liraymış. Onu bilmiyorum. Yani. Sonradan 50 dolara indirilmiş. Sonrasında... Peki hukuki olarak bu seyahat özgürlüğüne engel deniyor ya. Anayasaya aykırı demiş İbrahim Kaboğlu. Baksın onların seyahat özgürlüğü. Biz ekmek diyoruz. Halk ekmeğe gelen zamdan bahsedelim. Halk ekmeğe gelen zammı yazamayan Cumhuriyet Gazetesi. Halk ekmeğin bakkalda 10 lira olduğu fırın ekmeğine karşı 8 liraya çıkartılmasına tek satır kelimeyle itiraz edemeyen Sözcü Gazetesi daha dünkü manşetinde yurt dışı çıkış harcından bahsediyordu. Yurt dışı çıkış harcı, seyahat özgürlüğü. Seyahat özgürlüğünden önce insanlarımızın evindeki ekmeğin, peynirin, zeytinin evine götürülmesinin biz peşindeyiz. Dolayısıyla bunlar hepsi ne kadar samimiyetsiz olduklarını, şeriat konusunda da, İslam konusunda da, Hazreti Peygamber konusunda da, Mustafa Kemal konusunda da, vergi konusunda da, zenginlik konusunda da, her şeyde bunların samimiyetsiz, dürüst olmadıklarını gösteren belgelerdir bunlar. CHP zihniyeti hep böyledir. İstismar eder. Zenginlerin partisidir. Beykoz konaklarında yani milyon dolarlık villaların olduğu yerde %80 oy alırlar ama emekçiden yanaymış gibi de böyle gelirler, hakem keserler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Sevgili izleyenler, bugün manşetlerin dilinin sonuna geldik. Yarın inşallah tekrar buluşmak umuduyla arasını aradık. Buluşmak ümidiyle inşallah.